Şimdi Tahsin hocam. Buyur hocam. Biz birkaç gündür şu an itibariyle artık kayıt altına alalım dedim. Sen de sağ olasın yok demedin. Kırmadın beni. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Bugün itibariyle şey yapmayı planlıyoruz hocam. Biliyorsun. Görüntülü kayıt altına alalım istedim ben de. Sen de sağ olasın kırmadın beni. Bunları ilerleyen dönemlerde paylaşırız. İnsanlar bu filmin nasıl çekildiğini, İskender'in evet. bu serüvenini bizlerle birlikte şey yaparlar. Belki bir gün katılırlar. Kesinlikle. Evet, belki evet. bir gün genç sinemacılara biz de ilham oluruz. Yolumuzdan gelmek isteyenler olur belki bizim de. Bir ümit. Evet. Şimdi hocam biz bugün itibariyle bunları bir kayıt altına alalım. Bugünkü videomuzu da dik çekelim. Nasip olursa. Şimdi hocam merhaba deyip başlayalım. Nasılsın hocam? İyi misin? Merhaba hocam. Teşekkür ederim. İyiyim. Güzel bir gün geçti bugün. İnşallah seninle de en güzel şekilde tamamını erdiririz. İnşallah. Senin nasıl geçti hocam? Benim gayet iyi hocam. Benim gün gayet güzel başladı. Güzel tempoyla gidiyor. Şimdi abi, yaşamın... Kulağım sizde hocam bu arada özür diliyorum. Şimdi hani dedin ya hocam sen tabii sen bu senaryoyu konuşacağımız tarza bir bak. Ben arada sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sen dedin ya her şeyi yoruyor artık. Ama bu yorucu şeyler arasında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi artık şunu kabul etmek lazım. Özellikle bu bilişim çağı dediğimiz. Özellikle hani internetin yani bu kadar geniş ağlara uzandığı bir dönemde yeni teknolojik gelişmelerle birlikte yani bazı şeyler bireysel oldu demeyelim ama şöyle bir şey oldu. Artık kimse desteklenmiyor. Kesinlikle. Anlıyor musun? Yapacaklarımızı biz yapmalıyız. Eskiden mesela babamızın zamanında bundan ne bileyim 50 yıl önce 60 yıl önce birileri bir şey yaparken desteklenirdi de aynı zamanda. Başarı desteklenirdi anlıyor musun? Kesinlikle. Şimdi şu klişe lafı söylemek istemiyorum. Hani ya başarı köstekleniyor, başarı baltalanıyor demek istemiyorum ama maalesef başarı artık çok da desteklenmiyor. Çünkü başarı bireysel bir topluma denk geldik. Bireysel bir döneme denk geldik. Kolektif evet. bilinç yok abi. Yani insanlar evet. ekip bilinci evet. ya da hani başkasının mutluluğu ya da başarısı bizi mutlu etmiyor. Evet. Yani evet. toplumsal olarak ne yazık ki benlik, bireysellik çok had safhada. Evet. Biliyorum yakın zamanda bunun örneklerini belki sinemada görürüz. Şu ana kadar çok böyle bu tarzda yani yakın çağı anlatan, yakın çağ insan psikolojisini böyle derinlemesine anlatan çok film hatırlayamıyorum. Bilmiyorum varsa senin hafızan. Yok. Hocam. Yok, doğru söylüyorsun. Yani bir ama mesela Yılmaz Güney'in lafını unutma. Abi şey diyor, yanılmıyorsam valla sürüyü mü yolu çektikten sonra şöyle bir laf var. Diyor ki başarı kolektiftir. Kesinlikle. Şimdi o dönem için böyledir. Günümüzde maalesef öyle değil. Bunun ya, bilincindeyiz. Tabii ki bu bir kayıp ama yapacak bir şey yok. Ya aslında bu dönemde başarı yine kolektif ama insanlar bu şuuru kaybetti bence ya. Evet. Evet. Yani mesela senin hikayende de sen senaryona bakacak olursak aslında İskender de kolektif bir yardım alabilecekken mesela yani evet. Gelecek destekleri reddedip bireysel bir başarının hani tamam her ne kadar İskender'in alt metni bu kadar buna yakın olmasa da bunu destekler nitelikte aslında bir şey söyleyeyim mi hocam? Çünkü evet, evet. sonuçta filmi çeker nasip olur çekersek izlersek orada İskender'in kızını vermek istediği aile hani İskender'e yardım etmeye çalışıyor. Bak bir şey olmaz diyor ama İskender hani ben yapacağım diyor. Sürekli benim kızımın düğünü falan hani bireysel bir başarı istiyor. Aslında hani çok farklı sebepleri de var aslında da. Hani evet sadece, ezilmemek de istiyor. Aynen ezilmemek var yani şey var zaten Salt böyle bir düşünce yanlış olur İskender'in hikayesine. Salt, bak bencillik var değil de ama ona ufaktan dokunuyor ucu ya diye düşünüyorum şu an. Evet. Yani ya İskender bir şeyleri yapmak istiyor ya dediğin çok doğru hocam. Ama şunu da farkında bak. Mesela
adamların, yani İskender'in kızını isteyen tarafın İskender'den çok beklentisinin olmaması nedeni aslında biraz da şey var. Altyapısında hani İskender'in durumunun kötü olması da var. Yani orada İskender'e yaklaşımları çok da şey değil. Hani zaten sahnelerde göreceğiz. Hani böyle çok babacan ya da İskender'i çok böyle anlayan. Ya zaten aynen. Öyle bir şey olsa İskender'e öyle yaklaşırlar. Dikkat etsen filmde öyle bir yaklaşımlar yok. Yok, İskender aynen. İskender aslında buna iten bir yaklaşımlar var. Bu tavra tutmak. Evet. İten bir yaklaşımları var. Bravo. Evet. Tarzları bu şekilde maalesef. Ne yazık ki. Evet. Maalesef öyle. Yani şey güzel ama benim aklıma şu geldi abi. Şu kızı istemeye geldikleri sahne var ya. Onun arkasına seninle konuşmuştuk telefonda gerçi üstünkörü de. Hatırlarsan dedim ki akşam sahnelerini yapalım. Akşam sahnelerinden evet. Sonra mesela akşam çektik ya kızın şey, çocuğun ailesi geliyor kızı istiyorlar. Hani İskender yapma hani biz falan destek oluruz gibi İskender'i orada kendi evinde bir nebze ekarte etmeye çalışıyor ya da onurunu kırıyorlar ya. Evet, çok güzel bir tespit. Evet. Aynen. Aynen öyle. Onun arkasından şey yapabiliriz abi. Bir İskender'in yalnız kaldığı, gecenin ıssızında yalnız kaldığı bir sahne daha ekleyebiliriz aslında. Evet, güzel olur. Sen onu çok güzel düşünmüştün, evet. Yani sokağın evet. Ortasında bir yalnızlık sahnesi çekebiliriz. Aslında evet. Senin orada istediğin nasıl bir şey var ama şimdi yani senin dediğin gibi yani İskender'in artık yalnızlaştığını net verelim. Yani çünkü karısı zaten biliyorsun karısı konuşamıyor hani. Aynen. Dolayısıyla İskender'in paylaşım kurabileceği de biri yok. Tamam bedensel olarak kadın onun yanında ama hani iletişim kurabileceği biri değil karısı. Dolayısıyla İskender yalnız kalıyor aslında orada ya. O karanlıkta da sen dediğin gibi tam böyle toplum olarak kabul edersek o karanlığı öyle tasvire edersek o İskender o tasvirin içinde o zifiri karanlığın içinde gerçekten o toplumun içinde yalnızdır. Bak mesela şöyle bir şey var. Filmin biz o giriş sahnesini seninle konuşurken senin şöyle çok çok güzel ve derin bir tespitin vardı. Sen dedin ya İskender halden çıktığı zaman şehrin trafiğine karışsın. Şehrin o keşmekeşliğine karışsın. Kaybolsun istedim. Anlıyor musun? Evet kaybolmasını istemiştin sen. Bu çok bence açık söyleyeyim benim bu öyküde, bu hikayede çok arzu ettiğim bir durumdu. Sen bunu bilince çıkardın. Mesela bana da söylemen o çok hoşuma gitti. Yani biraz orada şeyi düşündüm. Hani şimdi bazı hikayeler çok soyuttur. Soyut olduğu için inan ki anlatan kişi tarafından çoğu zaman anlaşılır. Başkaları anlayamaz. Yani çok idrak edilemez çünkü çok soyut. Şimdi benim en çok sevdiğim tarz böyle somut şeyler. Yani gerçekten senin bahsetmiştin ya gerçek dokuyu yakalamak. Kesinlikle. Yani onunla uyuşan sahneler, hani onunla uyuşan hikayeler anlatmayı istiyoruz. Dolayısıyla bu anlattığımız İskender hikayesi de somut hayatla birebir uyuştuğu için senin de oradaki tespitin çok hoşuma gitti. Dedin ya İskender hayatın içine, bu keşmekeşin içine karışsın ve kaybolsun bir nevi ve ona paralel olarak sona doğru yine o zifiri karanlıkta İskender'in yalnız kalması yani nasıl anlatayım sana yani çok affedersin ama bazı sistemler bazı yapıları posa olarak kullanır. Hani bu cümleyi kullanmak belki ağırdır, hiç hoş değildir ama bu böyledir. Atar ya, kullanır atar ya da devre dışı bırakır. Yani içleştirir açıkçası. Pasivize eder. Anlatabiliyor muyum? Non-sistem kılar onu. Yani sistemin dışına atar. Şimdi İskender'in o zifiri karanlıkta kalması aslında tamamen sistem dışı, toplum dışı bir hal alır. Zaten İskender filme başladığımızda bak ilk orijinini söylüyordum İskender'in. Zaten yenilmiş bir adamdır. Yani manav diyemeyiz İskender'e. Kesinlikle. Değil mi? Esnaf diyemeyiz. Sadece bir esnafın dükkanının önüne bir yeşillik standı kurmuş diyebiliriz. Böyle stand dediğimiz şeyler de bilirsin genelde geçici şeyleri tasvir eder. Yani böyle bir durumda çok kötü bir durumdan gelen alttan dibin dibinden gelen bir adamın
Ya artık tasvir edilemeyecek kadar daha İngilizce'de most kelimesi var ya. Yani en dip. En. E şimdi en on hale geldiği zaman kötünün de kötüsü. Kötünün de kötüsü. Bravo. Ben sen o sahneyi çok güzel düşündün yani. Teşekkür ederim. Hocam ben sadece... Kabul ediyorum, o sahneyi ekleyelim. Sadece şu hikaye gerçekten, umarım biz istediğimiz gibi o görselleri alırız. İstediğimiz gibi hikayenin o dokusuna uygun çekimleri yaparız. O şeyi yaparız. Hani hikayeyi, bu senaryoyu ete kemiğe bürürüz. O zaman daha güzel olacaktır. Hani nihai amacına ulaşacaktır ama şu bir gerçek, ya farklı bir hikaye var elimizde ya. Bak, gerçekten bunu hani şunu ben dürüstçe eleştirebilirim. Biz hani filmi, film yapmayı öğrenme aşaması, film nasıl yapılır öğrenme aşamasını yaparak öğrenen insanlardanız. Herkes, ya herkes, sistem böyledir. Yani hani Kubrick diyor ki, diyor, sinema yeni bir film yapılarak öğrenilir. Yani aynen öyle, kesinlikle. Üniversitenin birinci sınıfına gidersin, oradaki derslerle üniversitenin birinci sınıfına atlamış olursun, öğrenmiş olursun. İkinci sınıfı da keza öyle. Kubrick de diyor ki, sen yeni bir film yaparak sinema öğrenirsin. Yani sınıf atlarsın ya da. Çok doğru. Dediğin çok doğru. Kesinlikle. Abi. Bizim şey yapmamız, yani bu bağlamda şey diyorum hocam biz. Dili de hani yaparken aynen öyle. Dili de oturtmaya başlıyoruz ya. Mesela ilk senin, hani bizim şimdi benle senin aranda, bilmiyorum, bir gün belki ikimiz de, sen kesinsindir de, ben belki yönetmen olarak bir yerlere geldiğimizde, estağfurullah abi, yok yok. Yok hocam. Gerçekçi olmak lazım. Şimdi benim tarzımı biliyorsun abi. Ben biraz daha ya ben hikaye anlatıcısı olarak bakıyorum sinemaya ama senin tarzın daha çok böyle Fellini, Bergman, ya da Bergman çok sevmiyorsun ama sen Fellini ya da Tarkovski gibi şiirsel sinemayı seven bir insansın. Evet. Burada da önemli olan unsur demlenmek aslında. Yani yaptıkça sen aslında, yani senin senaryonda benim anladığım şey şu. Sen abi senaryoyu mesela bayağı demlendirdin. Mesela bu İskender'i yazdık. Ya daha doğrusu yazdın. Evet. Yazdın. Bana ne kadar 6-7 ay sonra, hani bir final için 6 ay bekledik biz. Evet, bekledik. Yani evet, o işin demini alması bir 6 ayımız aldı. Yani bu hoşuma gidiyor aslında. Biz hani ya, evet, Kubrick meselesi kesinlikle doğru. Hani o şekilde, ama demek istediğim bizim de öğrenme sürecimizin ekstradan daha tatlı bir şekilde ilerlemesi var. Onu söylemek istiyorum. Ya daha farklı bir olgunlaşma. Bilmiyorum yani, ya da biz böyle hissediyoruz. Hani şimdi insanların, diğer insanların duygularına dokunamadık ya da bizimle aynı yolu yürümüş ya da yürüyen ya da yürüyecek olan insanlarla bir duygu, durum alışverişi yapmadığım için çok da hakim değilim başka insanların fikirlerine, ama yani birebir de hakim değilim. Sadece okuduğumuz, izlediğimiz, takip ettiğimiz kadar biliyoruz. Bence biz, daha doğrusu sen senaryo bağlamında ve yönetmenlik bağlamında da bu böyle olacak. Ya farklı bir üslup oturtacaksın bana. Öyle geliyor ya. Bir Tahsin Aytekin sineması olacak. İnşallah abi. Nasip abi, inşallah. Yani İnşallah abi. Aynı şeyleri ben de senin için diliyorum. İstiyorum, öyle olacağını da biliyorum, eminim yani. Eyvallah. Eminim, evet. Ya sana sadece şunu söyleyeceğim abi. Ben bugün aslında normalde biz bu kayıtları, bu görüntüleri de yani şu anda kayıt altına alıyoruz ama biz senaryonun akışı için çekmeyi düşünüyorduk da şu an şu muhabbet çok hoşuma gitti ve senaryonun genel hatlarını konuşmak istiyorum bugün seninle. Evet. Ya şu benim hissettiğim nokta bu. Doğru mu? Ne kadar doğru? Yani kusurum varsa affola ama. Estağfurullah abi, buyur. Böyle Abbas Kiarostami'nin esintilerini, böyle İran sinemasının esintilerini ufaktan hissediyorum ben senin senaryonda. Abi şimdi şöyle, ben o zaman sana şöyle bir cevap vereyim Hasan abi. Şimdi şey diyor ki, yanılmıyorsam Cennet'in Rosenbaum olması lazım. Diyor ki Belatar... Şimdi sen İran sinemasından bahsettin ama ben sana daha başka bir şekilde geleyim abi. Diyor ki Belatar, Tarkovski'nin diyor ruhunu kaybetmiş halidir. Hmm. Emin ol, emin ol. Yani bu bence birkaç ciltlik sinema
eleştirisi ve tasviri kadar güçlüdür bu cümle. Çünkü niye diyeceksin? Yani kabul etsek de etmesek de Tarkovski bir yani sinema otoritesidir. Çoğu sinema okulunun öğrencisinin ne bileyim sinema yazarının öğretmenin referans gösterdiği bir yönetmendir. Tartışmasızdır bu Tarkovski. Galatasaray da keza ona yani Tarkovski kadar olmasa da hani o da öyle hatırı sayılır dünyaca ünlü bir yönetmendir. Ve sinemada iki yönetmenin aslında tarz olarak birbirlerine yakın ama ne kadar uzak olduklarını gösteren işte Rosenbaum'un cümlesidir bak. Mesela diyor ya, diyor Belater ruhunu kaybetmiş Tarkovski'dir. Niye? Çünkü Tarkovski daha çok maneviyatı öne çıkarıp minimal şiirsel tarzda filmler çekmiş bir yönetmendir. Belatarsa maneviyatını kaybetmiş. Maneviyatı önemsemeyen, daha çok insanın somut hallerini, yalnızlığını, çürümüşlüğünü, tükenmişliğini anlatan minimal şiirsel bir yönetmendir. Hani anlatabiliyor muyum? Birinin, ya bak o hani ruhunu kaybetmiş Tarkovski'den kastı bu. Hani bunu bu tefsire dikkat etmek lazım. Hani biraz din literatüründe var ya, şimdi bunun tefsiri böyledir Hasan Hocam. Yani biri maneviyatı temellendirerek minimal şiirsel filmler çekiyor. Biri maalesef maneviyatını kaybedip. Ama tabii Belatar'ın maneviyatını kaybetmesinin de altyapısı var. Çünkü biliyorsun Macar yönetmendir. Şimdi o daha çok içinde bulunduğu siyasi ortamın sonuçlarını görüyor Belatar. Mesela Satan Tango'da izlemişsindir bilirsin Belatar'ın. Yani Belatar o kadar uzun çekimler yapıyor ki ya bakıyorsun bir sahne neredeyse 15 dakika sürüyor. Tek sahne. Hareketsiz sahne. Ve o kadar ağır kamera hareketleri var ki Belatar o Macar Ovası'nın hani Macaristan'ın bazı bölgelerinin sisli, çamurlu, kirli, yalnız kıraç topraklarını öyle bir anlatıyor ki ve bir de oradaki insanların hallerini gerçekten de sen etkilenmeden duramıyorsun. Senin ruhuna işliyor Belatar. Anlatabiliyor muyum? Tarkovski ise abi ne yapıyor? Bir yerde umut da vaat ediyor. Ruhani filmleriyle. Kesinlikle. Umut vaat ediyor. Dolayısıyla ne kadar da hani insanların Tarkovski sıkıntılarını anlatsa da o da ama yine de hani bir yerde o ruhani havayla birlikte yani umut vaat ediyor demeyeyim ama %100 ya yine Belatar kadar şey değil. Abi özür dilerim konu dağılacak ben hani bana ilk sorduğun Abbas Kiarostami'ye döneceğim şimdi. Özür dilerim. Şimdi tabii ki hani bizim şu an kendimizi Abbas Kiarostami ile kıyaslamaz. İmkansız. Yani o Abbas Kiarostami tartışmasız. Sinemanın ayrı bir sinema dehasıdır Abbas Kiarostami. Şimdi dedin ya abi esintileri var. Evet esintileri var. Var evet bende var. Ama şu da var. Hani dedim ya Tarkovski ile Belatar farkını söyledim ya sana. Şimdi bizim de düşünce olarak Kiarostami'den yani farklı olarak şeyimiz, düşüncelerimiz diyeyim. Yani ne söyleyeyim? Bunu bir kıyas olarak kesinlikle düşünme. Haddimize değil. Yani Abbas Kiarostami şimdi tartışmasız biri ya. Şöyle yani. Düşünce olarak abi şöyle farkımız Abbas Kiarostami'den. Şimdi İran'ın sosyolojik yapısıyla, İran'ın insanıyla bizim insanımız çok başka. Kesinlikle. Dolayısıyla mesela şöyle söyleyeyim sana abi. İskender'le bizim senaryomuzdaki İskender'le Abbas Kiarostami'nin kirazın tadındaki o intihar etmek isteyen ve intihardan sonra kendi üzerine toprak atması için birilerini bulmak isteyen adamla İskender arasında sosyolojik olarak çok derin farklar var abi. Dolayısıyla bizim de İskenderleşerek, bak şöyle sensin, bizim de İskenderleşerek bu senaryoyu yazmamız gerekiyordu. Onun için 6-7 ay sürdü. Ama Kiarostami öyle değil. Kiarostami biraz da üst perspektiften bakmış. O dönemin insanına öyle çekmiş. Yani güzel demiyorum ama hani bir kahramanlaşmak gibi bir durumu yok Abbas Kiarostami'nin. Biraz daha ikinci kişi olarak çekmiş adamı. Anlıyor musun? Aynen. Kahramanlığı. Bizim zaten farkımız şu. Biz
bir şekilde İskenderleşmemiz gerekiyor ki o ruhu verebilirim. Ne demek istediğimi anladın mı? Kesinlikle fark anlıyorum. Kesinlikle evet. Anlıyorum. Hani başlangıçta o Tarkovski ile Bellator farkını verme nedenim buydu abi. Yani bir fark anlatmak istemiştim. Aslında şöyle, Tarkovski ile Bellator'da şu var. Bellator'ın Şeytanla Tango'ydu galiba filmini izledim. Evet, Satan Tango, evet. Evet, Satan yani 7 saat, yani 2-3 günde de olsa o 7 saati bitirebildim. Yani şunu söyleyebilirim abi, aslında senin yorumlarından şu noktaya varmak istiyorum ben. Onu da bir şey yapmak istiyorum, dile getirmek istiyorum. Aslında şu konuda haklısın. İkisi de ruha bakıyor. Bellator da mesela Tanrı'yı arayan bir, aslında özünde de bir tanrı arayışı var. Yani genel özel hayatında, öznel hayatında da bir tanrı arayışı var. Ki Tarkovski de yoğun bir inanış içinde. Kendi öz evet. hayatında ciddi bir inanç sahibi bir insan diyebiliyoruz. Evet. Şunu ben şu an daha net oturdu bende şu kavram. Tarkovski ruhun ışıyan yanını, ruhun ışığını ararken evet. Bellator ruhun karanlıklarında kalmış aslında. Evet, ruhun evet. bilinmezliklerinde. Tarkovski mesela Bellator bence sinemada ruhu somutlaştırmaya, maddeleştirmeye çalışırken Tarkovski ruh evet. bir metafizik kuraldır. Evet. Onun evet. sadece hisleri vardır. Nasıl ki hislerin bir somutluğu yoktur, soyuttur. Sevgi bir soyut kavramdır. Bedende evet. somutlaştıramayız. Işığını yaşarız, yansır bize. Tarkovski de bence Bellator'dan aynen öyle. Bellator'ı Tarkovski'den ayıran, senin o söyleminin tam bence de oturduğu yer bura. Tarkovski ruhun aydınlığını umut var olarak bakarken, Bellator ruhun metafizikten metaya döndürmeye çalışıyor. Bir somut madde evet. haline getirmeye ya da bir somut karşılığını bulmaya çalıştığı için bence bu kadar karamsar bir yönetmendi diye düşünüyorum. Evet. Dikkat ettiysen abi, mesela bizim mesela İskender senaryomuz bir yönüyle Bellator'a daha yakındır. Ya evet, daha somut bir evet. Daha maddeci bir anlatım var. Yalan yok evet o konuda. Evet, yani sosyolojik analizini abi daha çok karanlık taraf üzerine kurar. Kesinlikle. Çünkü şu an öyle bir dönemdeyiz. Yani öyle, insanımız öyle. Bir kısmı öyle. Dolayısıyla hani tutup orada biraz daha Tarkovski gibi düşünüp hani biraz daha ruhun ışığına yönelemiyoruz. Yani sonuçta şöyle bir şey var abi. Somut şeylerin soyut tahlili olur. Dolayısıyla somut şeye baktığımız zaman bize yaptırdığı soyut tahlil maalesef İskender'in içine düştüğü karanlıktır. Ya, o da Galatara benziyor. Yani, tarzına benziyor. Define'de de mesela bunu yaptın. Kitabın Tamara'da da bunu yapmışsın. Evet. Okuyamadım, nasip olmadı gerçi evet. ama. Hakeza Oda'yı da ben kendimi de birazcık işin içine dahil edeyim. Evet. Benim Oda filminde Oda'da de. Da. Bizim finalde evet. kazanan yok. Yani mutlu son yok aslında. Yok. Gerçek hayat ve yok. Mesela Umut'ta da öyle bitiyor. Yılmaz Güney'in Umut filmi mesela. Çok severim. Evet. Değil mi? Yani evet. ucu açık bir film. Yani mesela Eşkıya. Bilirsin. Evet. Eşkıya'yı severim. Evet. Ama Eşkıya'nın bir sonu var. Bir filmin bir nerede bittiği belli. Ama mesela Umut nerede evet. bitiyor? Ya da nasıl bitti? Evet. Umut evet. var mı yok mu? Biraz aslında senin hikayelerinde de bu var yani. Mesela Define'de de. Boş döndüler ama pes ettiler mi? Edecekler mi? Kaç kere yenildiler ama yine deneyecekler mi? Net bir doyurucu bir karakterin finali doyurucu değil. Filmin finali evet. doyurucu değil. İskender'de evet, gerçekten öyle. İskender'de de bu var aslında. İskender biraz daha hani tamam yenilgileri belli ama ne yapacak İskender? Ha, bundan sonra evet. Bundan sonra ne yapacak? Evet. Çok hoşuma gidiyor. Benim de çok merak ettiğim bir şey biliyor musun? Samimi söyleyeyim. Valla ilginç gelebilir sana. Kesinlikle ben. O hani İskender'in sonunu konuşmuştuk ya abi seninle. Mesela ben o sondan sonra İskender'in ne yapacağını, o tandırcı çocuğun hani ekmek satan çocuğun ne yapacağını, hani bir şeylerin nasıl gideceğini ben de çok merak ediyorum biliyor musun? Dolayısıyla bu açık söyleyeyim sana hikayede bana en çok tatminlik veren noktadır. Yani hikayenin ucunun açık olması. Hani Abbas Kiarostami diyor güçlü bir senaryo ucu açık senaryodur. Kesinlikle. Zaten Nuri Bilge Ceylan da öyle söylüyor. Yani diyor ki biz senaryolarımızı bitirerek
başlamıyoruz filme. Ucu açıktır. Daha sonra bir çekim esnasında bir şeyler gider. Çünkü gerçek hayat da böyledir abi, öyle değil mi? Öyle abi. Gerçek hayatın içinde beklenmedik şeyler gelişir birden. Sen kafana göre dersin, ben Ankara'dan Van'a geleceğim. Ya da değil mi abi, Ankara'dan Trabzon'a gideceğim. Tamam gidersin de ama yolda bir şeyler de karşına çıkabilir ki. Çıkıyor da yani. Hayat böyledir işte. Kesinlikle. Senaryoda ona göre düşünüyoruz. Yani senin dediğin şeye çıkıyor kısacası. O tespitin gerçekten seni tebrik ediyorum abi. Çok önemliydi o gerçek dokuyu yakalama. Yani gerçek dokuyu yakalamaya çalıştığında bu bir orijin oluyor. Sen o orijine göre hareket ettiğinde gerçek dokuyu yakalamaya, yani orijin odur. Dolayısıyla bu sefer yola çıktığında karşına başka şeylerin çıkabileceğini de düşünüyorsun. Tamamen kapatmıyorsun mesela senaryoyu, hikayeyi. Çünkü biliyorsun ki gerçek hayatta karşına başka bir şeyler de çıkabilir. Kesinlikle. Ve bu gerçekten değişik bir alem ya. Ben sinema zaten farklı bir şey ya. Sinema zehir ya. Kana girdi mi bırakmıyor ya. Bırakmıyor abi. Bırakmıyor, evet, bırakmasın da yani. Yani bırakmıyor. Sadece dediğim gibi abi, bizim yapmamız gereken tek bir şey var. Bu hikayede ciddi anlamda sinematografisini ve ön hazırlığını daha da derine indirip, evet, daha da derine indirip karakterler üzerindeki inşallah cezmi baskını olur. Karakterler i̇nşallah üzerinden de yoğun bir çalışma temposu gözeterek hikayeyi ortaya çıkarmak, bir ayrılıktaydı galiba değil mi? Bu Oscar aldığında çalışma süresi, sen geçen anlatmıştın galiba. Hangisi Oscar, abi? Fahradi'nin bir ayrılık filmi. Ha var. Evet. Abi onlar bir ayrılıkta var ya. Başta ismi Cüdayan Nadir Simin, o filmde abi onlar 2 ay sadece inen kişiye çalışmışlar. Düşünün, diyalog. Bu tabii, abi. Tabii sadece 2 ay diyalog. Yani hazırlık sürecini geçtim abi. Hani oyuncu seçimidir diğer şeylerde. Yani onun için yani film tüm zamanların en iyi filmlerinden bir tanesi mesela. Abi, düşünsene Farhadi hani o filmini hala aşamadı mesela. Çünkü ya hazırlığını çok iyi yaptı. Sinematografisini çok iyi ayarladı. Oyuncu şeyi çok çok iyi. Yani gerçi konu da almasın ama mesela şey var orada. Şey vardı, onun bir tane oyuncusu vardı. Çok seviyorum o oyuncuyu. Hatta o oyuncu şeyde de oynadı. Onun Satıcı filminde de oynadı. Bende yok o film. O filmi de fena değildir. Kiarostami'nin. Bir aylık kadar olmasa da o filmi de güzel. Ben demek istedim, oyuncu şeyini de çok iyi yaptılar abi onlar. Kas seçimi. Ayarlamasını. Tabii kas seçimini. Yani üzerinde çok çalıştılar. Kısaca şunu söylemek istiyorum abi. Seni destekleyici bir şey söylemeye çalışıyorum aslında. İşte oyuncu seçimidir. Sinematografinin düzenlenmesidir. Mekanlardır. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bütün her şeyin çok iyi düzenlenmesi gerekiyor abi. Yani çok daha geniş bir zamana yayılması gerekiyor. Hocam müsaadenle ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bu videoyu çok beğendim. Buyur. Bu, şu anda evet, kayıt alıyorum ya. Ben bunu sosyal, evet, medyada paylaşırım ya. Biz güzel bir tırnak içinde söyleyeyim şey derler ya, güzel bir geyik oldu. Yani aslında ben sinemada bir senaryo konuşacaktık ama senaryodan çok sinema konuştuk. Gerçi o işimiz de sinema. Evet. Bence ben bugün bunları bir şey yapayım. Bir müsaaden varsa bunları sosyal medyada paylaşmak isterim hocam. Sen nasıl istersen abi, sıkıntı yok. Ben sana sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bizim bazen şey soruyorlar Hasan abi bize. İşte nasıl filmler çekmek istiyorsunuz? Ondan sonra nasıl tarzda filmler çekmek istiyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Eşkıya filminden sen az önce bahsettin ya abi. Hı-hı. Bir de Yılmaz Güney'in Umut filminden bahsettin. Hı-hı. Bir de Yılmaz Güney'in Yol filmi var biliyorsun. Mesela ya şimdi bizim aslında yapmak istediğimiz şeyi şöyle örnekleyebilirim. Mesela Eşkıya filmi gerçekten benim de çok sevdiğim. Biliyorum sen de çok seviyorsun. Çok sevilen bir filmdir. Ama Eşkıya filmi bir sanat filmi değil. Daha çok ana akım filmidir. Anlatabiliyor muyum? Aynen öyle. Dolayısıyla ana akım filmleriyle sanat filmleri arasında çok fark vardır. Yani ben bunu bazı insanların da bilmesini istiyorum. Mesela şimdi sanat filminde atıyorum Yılmaz Güney'in Yol filmi sanat filmidir. Tabii siyasi yönü ağır bir film ama sanat filmidir. Umut da öyle. Mesela iki filmin farkını belirtecek iki filmden de birer diyalogdan bahsedecek olursak
Mesela Eşkıya filminde Yavuz Turgul Şener Şen'e bir yerde şöyle bir cümle söyletiyor. Diyor ki sevdanın karşısında yaşamanın anlamı var. Çok güzel bir şey. Anlatabiliyor muyum? Evet, bunu söylüyor. Ama bu cümle o filmin karakterini de gösteren bir cümledir. Yani film, hani tırnak içinde söyleyeyim, kısmen arabesktir. Mesela ya bilirsin hani filmde bazı sahneler gerçekten arabesktir. Yani eşkıyanın işte insanları orada bir yerden sonra öldürmeye başlaması tarzı, bazı cümleleri. Anlatabiliyor muyum? Yani ben burada arabeskiz olumsuz anlamda kullanmıyorum. Sadece tanımlamaya çalışıyorum. Böyledir. Ama Yol filmi ise Yılmaz Güney orada mesela Tarık Akan'a şöyle bir cümle söyletiyor. Diyor ki benim aklım bana düşman olmuş. Yani şimdi evet, şimdi bu cümleyi Tarık Akan söylediği zaman Yılmaz Güney aslında o mahkumların içine düştükleri maalesef durumu da anlatıyor bize. Yani orada bir mahkumiyeti de kutsamıyor Yılmaz Güney. Tamam, insanların ezilmişliğini, dışlanmışlığını, yalnızlığını anlatıyor ama mahkumlar üzerinden. Ama bir yerden de hakiki bir mahkumiyeti de kutsamıyor Yılmaz Güney. Yani o mahkumun içinde bulunduğu durumu da tasvir etmeye, anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu insan ruhunu, insan psikolojisini, o döneme sosyolojik yapısını, toplumsal yapısını çok iyi ifade eden güzel, güçlü bir sanatsal sinema filmi Yılmaz Güney'in Yol filmi. Ama Eşkıya filmi öyle değil. Eşkıya filmi daha çok ana akım, sen tabi edin, ana akıma hitap eden, ondan sonra daha çok gişe filmi. Ama Yol filmi öyle değil. Bu bir sanat filmi. Yol başka bir şey ya. Başka bir şey. Dolayısıyla biz daha çok yol gibi, yani yolunda gideceğimiz şekilde öyle minimal şiirsel sanat filmleri çekmek istiyoruz. Yani bu en azından bize hani bazen soruyorlar nasıl filmler çekmek istiyorsunuz. Bu iki filmin kıyaslaması bizim nasıl filmler çekmek istediğimizi de örneği olsun istedim. Çok güzel hocam. Yalnız program var ya, sen Şener Şen'in diyaloğunu söylediğinde şaşırdım, şoktayım şu anda. Ekranı bilmiyorum, ekran kaydında görünür mü de direkt şöyle bir like işareti çıktı, ben şaşırdım. CIA bizi dinliyor hocam. Yemin ediyorum kendi kendine like attı, bilmiyorum, şaşırdım şu anda. Evet. Abi senaryo abi toplantısı diye çıktık ama çok güzel bir muhabbet oldu bence. Paylaşalım abi nasıl arzu edersen, kabul. Eyvallah hocam. O zaman bugünlük seni de daha fazla yormayayım istersen. Rica ederim abi. Bir genel girizgah diyelim. Bir giriş yaptık. Hatta bence yani, bunları ben ufak ufak peyderpey yaptıkça günlük atalım. Öyle sosyal medyada da kalsın hocam. Olur abi. Bir atalım, paylaşalım abi. Nasıl istersin? Hiç o niyette değildik ama. Evet abi, bakalım. Dedim belki günün birinde. Hani şu niyetteydim ben. Açıkçası bunları saklayalım, arşivleyelim. Hani biz bu süreci nasıl şey yaptık? Zaten bundan sonraki süreçleri de inşallah kayıt altına alırız. Ama bu tahmin ettiğimin ötesi. Az önce senin dediğin gibi bak, hayat planlanır bir şey değil. Hayat planlarla giden bir şey değil. Tam bir plan yapıyorsun. Şurada şunu yapacağım, burada bunu yapacağım ama biz bu kayıtları mesela tutmaya, az önce senin dediğin gibi bak, biz bu kayıtları sadece kayıt altına tutmaya, belki ilerleyen dönemlerde filmden yıllar sonra belki sosyal medyada hani nasıl yapılır bu işler referans olsun diye şey yapacaktık ama şu anda anlık paylaşmaya karar verdik mesela. Hayat gerçekten böyle. Evet. Bence gerçekten öyle. Abi teşekkür ediyorum sana. Teşekkür ederim. Daha sonra senaryo üzerine devam ederiz. Yarın o zaman ilk 3 saniye bir güzel bir şekilde çekim planına uygun revizelerini yaptık. 4. saniyede kaldık. Yarın 4. saniyeyle devam ederiz abi. Nasip olursa. Olur abi. Olur. Yani 4. saniyeden devam eder. Günü bitiririz inşallah. Tamam, inşallah. Abi teşekkür ederim sohbet için. Ben teşekkür ederim abi. Çok güzel oldu ya. Ben senaryodan çok çok daha derinlemesine, yani bir senaryo diyaloğundan, bir senaryo konuşmasından daha çok bir sinema ziyafeti oldu benim için. Teşekkür ederim. Benim için de abi çok teşekkür ederim sohbet için. Hayırlı akşamlar abi. Görüşürüz. Abi, Allah'a emanet. Allah'a emanet sana. Görüşürüz.